Merhaba, iyi akşamlar. Akbank günlük grafik. Şimdi bir önce yaptığım videoda yanlış hatırlamıyorsam şu yatay alanın içinde miydi? Tam biterken miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Bir şey olarak alabilirsiniz demiştim. Bunu bir bayrak gibi bir hareket olarak almanızda mahsur yok demiştim. Aşağı yukarı iş zaten biraz da oraya geldi. Ve Akbank'ın da ucuz kaldığını diğerlerine göre zaten söylemiştim. Eğer bu tür bir formasyon olarak devam ederse, bunun bir onaylı bir formasyona da çok benzemiyor burası. O videoda da anlattım ama 7.94 zaten haliyle bir direnç olarak beklenebilir devam ederse. 7.94 8 civarı. Orada zaten Fibo 236'ya geliyor. Şimdi tekrar söylüyorum, yani Akbank ve Garanti biraz daha, şimdi Akbank biraz düzeltti tabii, o şeydi, negatifti diğerlerine göre. O 618 civarında takılıyordu. Yani şuradaki düşüşün %61,8'inde takılıyordu. Biraz işte Yapı Kredi 20 Şubat tepesini buldu. İş Bankası 23, yani 0.236'da. Garanti 0.5 civarında şu an. Akbank da 0.382. Yani aslında bir fark kapatması mevzu bahis burada. O farkı yavaş yavaş kapattığını görüyoruz. Yani hız devam eder mi? Bunu bilmek mümkün değil. Yani nereye kadar bu kadar hızlı gider? Ama 6.94'ün üstünde kaldıkça artık pozitif olarak nitelendirilebilir. Ve dediğim gibi 7.94 civarında da bir dikkat etmek lazım. Direnç olur mu olmaz mı bilemiyorum ama son günlerde şöyle artarak, bakın yani şey, hacim de artarak, fiyat da artarak iyi bir şey hapşırdım bu arada. İyi bir hareket içinde, yani hem hacimden hem fiyattan bir artış var. O da çok pozitif. Dünkü düzeltmenin bir önemi var mı? Onda yok. Önemli değil. Yol boyunda bunlar olur. Yolda giderken ufak ufak düzeltmeler. Tek sorun, yani onu görüyorsunuz zaten. Sorun mu? Yani buna sorun da denmez de. Bir düzeltme şeyine geliyor artık yavaş yavaş. RSI. Bir düzeltme seviyesine geldi. 78.43. Şimdi 78.27'den bir önce, yani tam buradan döndü 77.78'den ilk harekette. Yani 10 senelik, 9 senelik ortalamasına baktığımız zaman 79'u bir kere geçtiğini görüyoruz. 2013'te. Şu 86'ya doğru devam etmişti. RSI olarak istatistikler zorlanıyor yani. Onu söyleyeyim, yani zorluyoruz var olan istatistiklere. Tabi ama 78'i geçerse bu hafta, yani iyi gidiş devam ederse, bir kere realizasyonu yaşanıp da bir soğuma olmazsa artık burası da geçirirse 86 tepesine bakarız. Geliyor mu gelmiyor mu diye. Bunun dışında yani şunu söyleyeyim. 6.94 üstünde veya aslında majör anlamda 6.65'in üstünde bile bir düzeltme seviyesi olarak kalır bu. Şey denemez. Aşağı bir akım demek mümkün değil. Ancak 6.65'in falan kırılımı olursa orada biraz işler. Onu da 6.70 olarak alın aslında, ya da 6.77. Şöyle söyleyeyim. Aslında bu %50 geri alım noktası bunun için iyi bir yer. Ne zaman bir düzeltme olur onu bilmek mümkün değil. Tabii daha yukarıda olursa daha yukarıya doğru bir limit konur ama en azından bu hafta için 6.77'den aşağı bir gidiş olmazsa, dediğim gibi bir düzeltme sınır içinde kalır. Peki yarın için mesela, onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, yani teknik analizde çok kısa vadeyi bilmek, yani yarın, çok kısa vadeden dedim, o yarını bilmek zordur, öyle kolay değildir, onu bir tahmin edemezsiniz. Özel bir formasyon, bir şey olur belki, bir mum gözünüze çarpar bir hareket. Ancak öyle bir yarınla alakalı bir tahmininiz olabilir. Onun dışında seviyeleri koyup en sağlıklısı, onu söylüyorum her zaman. Yani şimdi burada hangisi çiziyorsa kısa vade trendi, 8 gün olur, 5 gün olur, 3 gün, çok hızlıysa 3 günde olur, yani 3 günde, 5 günde olabilir. Tercih meselesidir biraz, yani ne kadar şans verirsiniz ona bağlıdır. Yani orası kırılmıyorsa trendi çizen ortalama, o zaman yukarı demektir, yani öyle kabul edersiniz. O ortalama kırana kadar da pek dokunmazsınız, çünkü sizi rüzgar nereye götüreceği belli olmaz. Yani şimdi burada 8 günü kullanan birisi, mesela seçen birisi için söylüyorum, 6.94'ten evvel düzeltmenin bir zararı yoktur. Çok hareket etmez ama o kardan çok kayıp gibidir tabi. Ona da bir itirazım yok. Veya 5 gün koyar burada, veya 3 gün koyar. Dediğim gibi tercih. Bunun doğrusu olmaz, onu söyleyeyim. Yani şeyin doğrusu yok. Stop soranlar oluyor mesela. Cevap vermem genellikle.
Herkesin kendi riskine göredir çünkü o. 5 gün bakın 7 lira 7 kuruş. O bile biraz aslında şey aşağıda kalıyor diyenler varsa 3 gün veya hani bir kar realizasyonda lot arttırma fırsatı olarak falan arayan varsa belki 3 günde kullanabilir. Kötü bir yere gelmiyor. 7-18'e geliyor. Dediğim gibi yani bunlar bu yöntem meselesi. Ve şans yani ne kadar duracaksınız bir kağıtta. Konu da dağıldı başka yere geldi biraz ama majör anlamda söylüyorum ben. Yine de 6.94 kısa vadede önemli bir destek. 7 olarak da dediğim gibi almanız mümkün bunu. Zaten yarın o 8 gün ortalaması da bir tık daha yükselecektir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum değil. Özel bir mum formasyonu da yok. Isınma var sadece. Onun dışında da olumsuz bir durum gözükmüyor. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar dilerim.